Sayın Öcalan'ın şu an içinde bulunduğu mutlak tecrit ve 42 ayı aşkındır bunun devam ediyor olması ne Türkiye'deki insan hakların kurallarına, kanunlarına ne de uluslararası hukuka uygun değil. Bunun esas sebebi bugün Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesinin istenmediğinin göstergesidir bu tecrit. Çünkü ne zaman Sayın Öcalan'la bir görüşme gerçekleşse gerek Orta Doğu'daki gelişmeler bağlamında gerekse Türkiye'deki bazı gelişmeler bağlamında yol alındığına tanıklık ettik. Türkiye bir barış, kısa süreli de olsa bir barış süreci yaşadı, bir deneyim yaşadı. Bu deneyime dönüp baktığımızda bu Türkiye halklarının yararına bir deneyimdi. Bu başta Türk halkı olmak üzere. Bakın Kürt halkı demiyorum, başta Türk halkı olmak üzere bütün Türkiye halklarının yararına olan bir şeydi. Bugün Kürt halkının özgürlük talebi, Kürt halkının barış içerisinde kendi hakkı ve hukukunun çerçevesinin belirlenmiş olduğu, tanındığı, haklarının tanındığı bir demokratik anayasayı zorladı bugüne kadar Kürt halkı. Kürt halkı bugüne kadar birlikte yaşamı da ısrar etti. Birlikte yaşam paradigması üzerinde durdu ve Sayın Öcalan da bu anlamıyla verdiği mesajlar çok önemliydi. Türkiye'deki ve bölgedeki bütün halkların barış, huzur ve kardeşlik içinde eşit haklar tanınan bir hukuk çerçevesinde bir arada yaşamanın pekala burada koşulları vardır. Bu koşulların üzerine gidilmelidir, bu koşullar oluşturulmalıdır. İşte Sayın Öcalan'a bu tecridin uygulanması mevcut olan iktidarın biz Kürt sorununu çözmek istemiyoruz yanıtıdır. Bu Kürt halkına verilmiş bir yanıttır, bu Orta Doğu halklarına verilmiş bir yanıttır. Bir yandan Kürt sorunu çözmek istemiyoruz mesajıdır ve öte yandan da bu dönemde savaş, çatışma bizim işimize yaramaktadır. Mevcut olan iktidarımızı sürdürmek için işimize yaramaktadır, mesajını vermektedir. Biz böyle anlıyoruz. Bunun siyasi okuması, toplumsal okuması öyledir. O bakımdan tecritin bir an önce son bulması bizim açımızdan bu nedenle de elzemdir. Bakın bugün Türkiye'de belki birazdan daha da detaylandıracağımız ülkenin içinden geçtiği açlık ve yoksulluk tam iyice toplumsallaşmış, geniş kitlelere yayılmış durumdadır. Artık bir zümre, küçük bir zümre yoksuldur diyebileceğimiz bir dönem değil bu dönem. Bu dönem kalabalık kitlelerin, milyonların aç ve yoksul olduğu bir süreçten geçiyoruz. İktisadi krizin derinleştiği bir süreçten geçiyoruz. Ve buna dönük itirazların yükseldiği bir dönem. Bu itirazları bastırmak için de Kürt sorununu kullanmak istiyor bu iktidar. Ne kadar savaş ve çatışma, ne kadar güvenlik politikası tırnak içinde güvenlik politikası uygularsa muhalefeti de bu şekilde bölebiliyorlar. Muhalefeti de parçalayabiliyorlar. Muhalefetin tek vücut olmasının önüne geçebiliyorlar. Ve ayrıca Türkiye'deki işçi, emekçilerin eylem ve etkinliklerinin de üzerini bu şekilde örtüyorlar. O bakımdan biz bugün Türkiye'deki bütün halkların, işçilerin, emekçilerin, yoksulların barış talebinin önemi bir yandan burada da, bu bağlamda da çok önemli. O sebeple bizler diyoruz ki Türkiye'de barış bir an önce tesis edilmelidir. Kürt sorunu başta Türkiye olmak üzere ki bu iktidarın Kürt sorununa yaklaşımı ortadadır. Yani çözüm noktasında bulmamaktadır. Ama buna rağmen biz şunu ifade ediyoruz. Kürt sorununun gerek Türkiye'de, gerek Suriye'de, Irak'ta, İran'da, dört parça Kürdistan'da barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözümü bölgenin geleceği için, bölgenin rahata ve huzura kavuşması bakımından da atılacak önemli adımlardan biridir. En önemlisi de bölgede yaşayan bütün halklar kendi rengiyle, kendi diliyle, kendi gelenek görenekleriyle, kültürleriyle ve bunların anayasal düzlemde tanımlanmış biçimiyle yani statü hakları tanınmış bir şekilde yaşayabildiği demokratik bir coğrafya hepimizin tahayyülüdür. İşte bu nedenle İmralı kapıları açılmalı, bu diyalog süreci kurulmalı, başlamalı. Buradan da ben sizler aracılığıyla gerek Türkiye'de bu konunun sorumlusu olan başta Adalet Bakanı olmak üzere Türkiye'deki yasaların ve kanunun asgari düzeyde hayata geçirilmesi gerektiğini, bu görevin kendilerine ait olduğunun altını özellikle çiziyorum. İkinci bir çağrımda uluslararası insan hakları kuruluşlarına da CPT buraya geldi ve burada uygulanan mutlak tecridin nasıl bir işkence olduğuna tanıklık etti. Tahminimiz bunun raporları da kendilerinde mevcut ama raporu açıklamadılar. Burada bu bir işkencedir ve CPT'yi acil göreve davet ediyoruz. Avrupa'daki bütün insan hakları kuruluşlarını böylesi bir işkencenin, böylesi bir insanlık dışı ağırlaştırılmış bir tecridin ortadan kaldırılması için daha yüksek bir tonla konuşmaya, daha etkili bir tonla konuşmaya ve bu tecridi hep birlikte ortadan kaldırmak üzere her kesimin üzerine düşen görev ve sorumluluğunu yerine getirmeye davet ediyorum. Bir çağrımız da Türkiye'deki demokrasi güçlerinedir. Gerçekten Türkiye'nin barışa her şeyden çok ihtiyacı var ve barışı tesis edebilmenin yolu gerçekten Kürt sorunun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözümü. Bunun içinde İmralı kapılarının açılması, bir müzakere ve diyalog sürecinin başlaması, barışın yolunun taşlarının döşenmesine ihtiyacımız var. Bu konuda da Türkiye'deki bütün demokrasi güçlerine cesur bir biçimde bu sorunu gündemleştirmeye ve çözüm üretmeye davet ediyorum. Bahsini ettiğimiz Kürt sorunu ve bununla bağlantılı olan tecrit sorunu asla salt Kürt halkının sorunu değil. Biraz önce bunun Türkiye'deki işçi ve emekçilere nasıl yansıdığını, Türkiye'de özgürlükler kısıtlandı. Bakın Dilruba kızımız şimdi cezaevinde. Niye? İşte biz Instagram kapatılmamalı dediği için şu an hapishanede. Yani bugün Kürt halkının üzerinde, Kürt halkı ötekiydi. Kürt halkı üzerinde Türkiye'de ağır baskı koşulları vardı. Türkiye'nin sosyalistleri ve devrimcileri üzerinde ağır baskı ve işkence koşulları vardı. Ama şu an artık itiraz eden her kesimin çok daha genişlemiştir baskı. Özgürlüklerin kısıtlanması çok daha fazla geniş bir tabana yayılmıştır. O nedenle Türkiye'de bu tırnak içinde bu güvenlikçi politikaların ortadan kaldırılması, Türkiye'de özgürlükleri konuşabilmemiz bakımından da önemlidir. Bugün herhangi bir işçi, bakın bu çok önemsediğim bir yaklaşım, herhangi bir işçi, herhangi bir sendika, mesela motokurye işçilerinin direnişini hatırlayalım. Motokurye işçilerini işte direndikleri için ve bir örnek teşkil ettikleri için diğer sektörlere hemen ya işte Kürtler sizi ayaklandırıyor tırnak içinde, Kürtler sizi ayaklandırıyor ve tırnak içinde terör diye bir gündemi ortaya koyarak o işçilerin arasında Türk ve Kürt ayrımı yaratarak aslında işçinin, emekçinin direnişini buradan kırdılar. İşte Kürt sorununu bu şekilde kullanan bir iktidar anlayışı ve bir devlet geleneği var. Bizim elbette halklar olarak bir arada yaşama kültürünü tesis etmemiz için, halklar olarak barış ve huzur içinde, eşit kardeşlik içinde yaşayabilmek bizim arzumuz ve en temel yaklaşımımızdır. Ama bunun yanı sıra şu da görülmelidir. Bir Türk işçi, emekçi, Kürt sorunu üzerinden nasıl bedel ödediğini kendisi de görebilmelidir. O nedenle hareketle Kürt sorunu sadece Türkiye'de Kürt'ün sorunu değildir diyebiliriz. Bugün savaşa ayrılan bütçe bakımından baktığımızda şu an rakamlar önümde değil ama barış süreci, o kısa süren barış sürecinde Türkiye ekonomisinde savaşa ve özel güvenlikçi politikalara, silaha, mermiye ayrılan paranın ne kadar büyük olduğunu orada gördük. Çünkü savaş ve çatışma olmadığı için, mermiler sıkılmadığı için İHA'lar, SİHA'lar Türkiye'den kaldırılıp işte Irak'ta suikastler düzenlenmediği için o zaman Türkiye'nin ekonomisine sağlamış olduğu artı katkıları hatırlayalım. Çünkü savaşa ayrılan her bütçe, savaşa ayrılan her kuruş işçinin, emekçinin, yoksulun sofrasından ayrılmış bir bütçedir. Ve dolayısıyla bizler kendi ekmeğimiz için, kendi soframızdaki ekmeğin daha büyümesi için de bizim savaşa itiraz etmemiz lazım aynı zamanda. Son olarak da bu konuda şunu söyleyeyim, bir de bölgenin barışı çok önemli. Bugün çok az konuşulan ama aslında çok önemli olan gündemlerden birisi, zaman zaman 3. Dünya Savaşı diye gündeme geliyor ama yeterince hak ettiği değerde tartışılmadığını düşünmekteyim şimdi söyleyeceğim konunun. Bugün dünyada sermaye, egemen güçler, emperyalist güçler yeniden şekilleniyor. Bugün küresel sermayenin içinden geçtiği kriz ortadadır. Bugün Rusya-Ukrayna savaşının neden çıktığını, Türkiye'de düzeltiyorum, bölgede işte NATO paktıyla başını Çin'in çektiği, İran'ın aktör olduğu bölgede paktın arasındaki gerilim ortadadır. Dolayısıyla şu an dünya tıpkı 1. ve 2. Dünya Savaşı olduğu zaman nasıl yeniden şekillendiyse, şimdi yeniden bir şekillenme dönemi içinden geçiyor. Ve bu şekillenme döneminde Orta Doğu ne yazık ki yine tarih boyunca olduğu gibi, daha doğrusu yakın tarihte olduğu gibi, şimdi de emperyalist güçlerin paylaşım savaşının verildiği bölge konumunda ve her yerde savaş ve çatışma körükleniyor. Kürt sorunu ve Filistin meselesi şu an bölgenin kanayan iki temel yarası. Bu iki temel yara halkların yararına, halkların faydasına olacak şekilde halkların kendi kaderini tayin etme hakkı çerçevesinde çözülmediği sürece bu iki kanayan yarayı aynı zamanda dış güçlerin bölgeyi dizayn etmek için nasıl kullandığını da unutmayalım. O bakımdan da Kürt sorununun barışçıl ve demokratik çözümü, ona Filistin sorununun yine demokratik zemindeki çözümünü ekleyerek devam edecek olursak, bölgenin barışa ve huzura kavuşması açısından da bu sorunun çözümü acildir, elzemdir. Emperyalist güçlerin küresel savaşlarında halklar katlediliyor, sade yurttaşlar katlediliyor, siviller katlediliyor. O nedenle bütün bölgenin halkları bu iki soruna canı gönülden, yürekten sahip çıkmalıdır. Bu talep insanlık adına barışı talep etmektir. Bu talep ölümleri durdurup yaşamı savunma talebidir. Bu talep, yani bu kadar Nobel ödüllü insanın barış konusundaki ısrarı anlamına gelmektedir. Sayın Öcalan için onun üzerindeki tecridin kalkmasını talep etme talebinin anlamı budur. Bu talep Türkiye'de ve bölgede barışın köklü bir biçimde tesis edilmesinin talebidir aynı zamanda ve bu talebe herkes kulak vermelidir. Bugün biz mevcut olan iktidarın buna kulak asmadığını, bunu önemsemediğini çok iyi görüyoruz. Fakat şu bilinmelidir ki Kürt sorununu çözmeyen çözülüyor. Bu iktidar çözülmeye mahkum. Bu iktidarın nasıl çözüldüğünü şimdi bizler görüyoruz. Bakın, kısa süreli bir normalleşme girişiminde bulundular. Bunu taktik olarak yaptıklarını çok iyi biliyoruz. Kendilerini toparlamak için yürüttüklerini biliyoruz. Taktiksel dahi olsa normalleşmeyi bir aydan fazla sürdüremediler. Niye? Çünkü savaştan ve çatışmadan besleniyorlar. Çünkü gerilimden besleniyorlar. Çünkü normal bir Türkiye'nin, tırnak içinde normallikten bahsediyorum. Normallik ayrı bir tartışma konusudur. Kime göre normal, neye göre normal? O ayrı bir tartışma konusu ama ben bilinen, yani AKP'nin iddialı olduğu normalleşmeyi bile kendi taktiksel olarak yürütmek istediğini bildiğimiz halde taktik olarak dahi yürütemiyorsa bu aslında bir tükenişin göstergesidir. Bunu kabul etmek ve görmek gerekiyor. Bugün yine bunu teyiden SETA'nın başını çektiği bir yaklaşım ve bir tartışma. Biliyorsunuz şu an oldukça gündem sıcak bu konuda. Yani AKP'nin bittiğine dair bir yaklaşım zaten SETA'nın kuvvetle muhtemel raporlarında var ama basına yansıyan kısmını söyleyeyim. Bugün Erdoğan dışında bir lider bu ülkeyi yönetebilir mi soruları artık %50'nin üzerinde evetle yanıtlanıyor. Bunu tespit etmiş mesela SETA Vakfı. Ki SETA'nın hani iktidara yakınlığı herkesçe biliniyor. Dolayısıyla hal bu böyleyken mevcut olan bu iktidarın ne yazık ki yüzünü barışa dönmediğini, dönmeyeceğini görebiliyoruz. Ama yani sözün özü şu, Nobel ödüllü bu kadar insanın, bu kadar bilim insanının, aydının, yazarın barış konusunda göstermiş olduğu öncülük ve İmralı tecridinin ortadan kalkmasıyla ilgili talepleri takdire şayan bir taleptir. Bu talebinde herkes tarafından, ama ilgili herkes tarafından, gerek Türkiye'deki yetkililer, gerek harici insan hakları kuruluşları, yani dışarıdaki insan hakları kuruluşlarının bunu önemle görmeli, önemle değerlendirmelidir. Bu bir şanstır. Bu şans iyi değerlendirilmelidir diye düşünüyorum. Biz de dün bu konuda bunun bir Kızıl Elma ittifakı diye kendilerini ifade ettikleri, aslında bu toplumu çürüten bir çürük elma ittifakının fotoğrafı olarak görüyoruz. Ve bu toplumu çürütmektedirler. Bugün Türkiye'de Kürdü, Arabı, Türk'ü birbirine düşman eden politikaları uygulayan devlet anlayışının devamcısıdır bu fotoğraf. En nihayetinde bu fotoğraf bir Jitem ittifakı anlamı da taşımaktadır. Bu fotoğraf Türkiye'de bugüne kadar birlikte yaşam konusunda ısrar eden Kürt ve Türk halkının yan yana duruşunun reddedilmesi fotoğrafıdır esasında. Çünkü bugün Türkiye'de Kürt halkının siyasi iradesi ortadadır. Bugün Kürt halkının talepleri ortadadır. Bugün Kürt halkının 45 yılı bulan savaş ve çatışma sürecinde dik duruşu, geri adım atmayışı, yapılan bütün operasyonel yaklaşımlara, savaşa, çatışmalara rağmen ne kadar dik ve onurlu durduğunu sanırım sadece Türkiye halkları bilmiyor. Bütün dünya halkları bunu biliyor. Ve mevcut olan bu iktidar orada Kürdü reddetmektedir. Orada Arabı reddetmektedir. Orada diğer bütün halkları reddetmektedir. Çünkü bu ittifak, bu Jitem ittifakının fotoğrafının fotoğrafı olduğunu söylüyoruz. Çünkü Jitem ittifakı kendini tekçi, ırkçı, milliyetçilik üzerine kurmuştur. Ve bu tekçi, ırkçı, milliyetçilik üzerinde kurumsallaşan bu fotoğraf, bu ittifakın yansımasıydı bu fotoğraf. Orada Kürtlük adına var olmak sorgulanması gereken bir konudur. Ve elbette bu konu belki uzunca bir zaman tartışılacak bir konu. Ama biz burada bu Malazgirt fotoğrafına karşı sözümüz çok net şudur. Bu ittifaka karşı, bu kirli ittifaka karşı bizler halkların ittifakını kurma konusundaki ısrarımızı sürdürüyoruz. Bizler bu kirli ittifaka karşı, bu ülkeyi savaşa, tekçiliğe, sömürgeciliğin derinleşmesine, yoksulluğun, işsizliğin, kadına yönelik şiddetin, doğa katliamının, hayvanların katledilmesini derinleştiren bu fotoğraf, bu ittifaka karşı bizim savunduğumuz ittifak, Türkiye'deki bütün demokrasi güçlerinin ittifakıdır. Bu ülkenin demokrasiye ihtiyacı var. Bu ülkenin özgürlüklere kavuşmaya ihtiyacı var. Gerçekten çok çekti Türkiye halkları. Artık yeter. Ve biz neden bu kadar çektik? Geçmiş dönemin darbeler tarihine de baktığımızda, Türkiye'nin darbeler tarihine baktığımızda, işte bu Malazgirt fotoğrafında somutlaşan karenin kendisiydi bunları yaratan. Bizde bu kadar bu ülkede özgürlükleri kısıtlayan, bu ülkeyi bu kadar derin yoksulluğa sürükleyen fotoğrafın kendisidir bu. MHP, AKP'nin kayyımı olarak atandı. Derin devlet AKP'yi MHP'nin kayyımı, düzeltiyorum, MHP'yi AKP'ye kayyum olarak atadı. Çok net. Şimdi her adımda bunu görüyoruz. Her adımda. Bakın Erdoğan kesinlikle taktiksel olduğunun altını özellikle çizerek söylüyorum. Normalleşme süreci başlattı. Buna ilk tepkiyi gösteren Bahçeli oldu. Neden özellikle taktik olduğunun altını çiziyorum? Şu sebeple mevcut olan bu otoriter rejimin, bu faşistleşen rejimin hop diye biz normalleşiyoruz artık diyemeyeceğini, bunun böyle olamadığını bir kere bir devlet analizi yaptığımızda anlamamız ve görmemiz gerekiyor. Hop diye bir normalleşme olmaz. Çünkü artık AKP kurulduğu kodlarıyla varlığını sürdüren bir parti değil. AKP artık sivil bir parti değil. AKP devletleşmiş bir partidir. AKP bir rejimin kurucusu olan bir partidir. O nedenle bu normalleşmeyle ilgili vurguyu neden yapma gereğini hissediyor ve önemsiyorum. Çünkü bazen AKP tırnak içinde ya biz bazı pozitif adımları atmak istiyoruz da ama MHP bizi engelliyor gibi kendini savunan ve toplumda kendini temize çıkarmaya çalışan bir taktik izliyor. Bu taktiğe karşı da muhalefetin uyanık olması gerektiğini altını çizmek istiyorum. Buradan devam edecek olursak, sizin sorunuza gelecek olursak, bugün kayyum görevini gören MHP AKP'nin varlık yokluk dönemi geçirdiği bir dönemde attığı adımları bir kere mevcut olan otoriter rejimin prizmasından geçiriyor. Bu prizmadan geçmeyen, geçme ihtimali olmayan, yandan teğet geçeceğini düşündüğü her konuda tehdit unsurunu hemen ortaya atıyor. 17-25 Aralık saatin o vakte denk getirilip onun özellikle servis edilmesinin manası bu. Yüzük buydu. İşte bir müzik yürüyüşteyken paylaşılan müzikli fotoğraf, müzikli video. Bunun yanı sıra bir yandan bunu yaparken bir yandan da ama şu mesajı veriyor dikkat ederseniz. Bir yandan tehdit ve şantaj yine aktif bir biçimde devam ediyor. Kayyım görevini görüyor. Öte yandan da şu mesajı veriyor. Cumhur İttifakı bu ülkenin şansıdır mesajı veriyor Bahçeli. Öte yandan da mesela Malazgirt'te gerçekten çok absürt bir görüntü. Kendileri bilir tabii. El öpmeye kalkmak. Yani bu el öpmeye kalkmak, o dereceye olayı vardırmak şunun göstergesi. Ya bu rejim ikimizin kurmuş olduğu bağımlı ilişkiye muhtaç. Çünkü bağımlı ilişki biliyorsunuz bazı organizmalar doğada birbirleri olmadan yaşayamaz. Bağımlı ilişki vardır. Şimdi AKP ile MHP'nin aslında bu bağımlı ilişkisini Bahçeli her fırsatta tazeleyerek dile getiriyor. Bak biz bağımlı bir ilişkimiz var. Bu ilişki biterse aha 17-25 Aralık dosyaları devreye girer. Aha bu ilişki biterse sizi parlamentoda protesto ederiz. Yani zaten MHP destek çıkmazsa çoğunluk sağlayamıyor AKP ve hiçbir kanunu ve yasayı çıkaramaz. Böyle karşılıklı birbirine bağımlı bir ilişki kurulmuş. Peki bunun özeti nedir? Yani tamam biz bunları konuştuk, ettik. Bunun özeti ne? Bunun özeti net olarak şu. Türkiye'nin derin devleti içinde ciddi bir çatışma olduğunu ve çatırdamalar olduğunu görebiliyoruz. Bu çatışmalar ve çatırdamalar şu an hızlı bir değişimi ve dönüşümü yaratabilecek bir düzeyde midir Türkiye'de? Bu konuda ben gönül rahatlığıyla evet diyebileceğim bir soru değil bu. Bu da belirsizliğini korumaktadır. Ama şunu çok net olarak görmemiz gerekiyor ki mevcut olan rejimin devam etmesi konusunda devletin içinde önemli bir güç birikmiş durumda. Yani mevcut olan rejim derken 15 Temmuz askeri darbe girişimiyle birlikte Türkiye'de tesis edilen faşist otoriter rejimin devamından bahsediyorum. Güçlü bir çizgi hala bunun devam etmesini istiyor. Biraz daha zayıf olan bir çizgi ise tırnak içinde Türkiye'nin fabrika ayarlarına dönmesini istiyor. Şu an bu iki çizginin çatışmasıdır bu. Bunu da biz ezilenler ve sömürülenler cephesinden baktığımızda, biz devrimci, demokratik, yurtsever cenah açısından baktığımızda egemen blokun savaşı olarak nitelememiz sanırım yerinde olacaktır. Egemen güçlerin, bu ülkeyi yöneten egemen blokların savaşı ve çatışmasıdır. Burada hani bir cep açarak şuraya girmek isterim. Yine önemsediğim konulardan biri, muhalefetin bu konuyu iyi görmesi gerekiyor. Burada hangi muhalefeti kastediyorum? Dem Parti ve devrimci muhalefetin, yurtsever muhalefetin dışındaki diğer kesimleri, sağdan sola kadar kendini sol olarak tanımlayan kesime kadarki kısmı ifade ediyorum. Burada şuna karşı uyanık olunmalıdır. Bu rejim öyle kolay normalleşmez. Dünya tarihinde hiçbir faşist rejim demokratik bir biçimde valla biz denedik de olmadı, buyurun siz devam edin diyecek hali yoktur. Savaşta, çatışmada ısrar eder. Bütün kolluk kuvvetini ve yargısını bu rejimin devam etmesi için seferber eder. Nitekim şu an AKP-MHP ittifakı bunu yapmaktadır. Malazgirt fotoğrafı onun göstergesidir. Biz kuvvet komutanlarıyla birlikte işte Kürt halkının da şu kesimiyle işte iktidarın bloku olarak biz her şeyi göze almış durumdayızın fotoğrafıdır. Bakın asker ve sivilin yan yana verdiği bu fotoğraf aslında daha farklı açılardan da değerlendirilmeli. Türkiye darbeler tarihi yaşamış bir ülkedir. Bu tarihle de değerlendirilmelidir ama şimdi tabii ana konumuz bu olmadığı için uzun da bir konu, buraya çok girmeyelim. Sözün özü şu, muhalefet açısından, biraz önce tanımladığım muhalefet açısından sakın ola restorasyoncu bir anlayışa kapılmayın. Bu Türkiye'yi demokratikleştirmez. Sakın ola Kürt sorununu görmeyen, Alevi sorununu görmeyen, Türkiye'nin 100 yıllık tarihi boyunca kronikleşmiş olan, demokratikleşmemizin önündeki engel teşkil eden sorunları görmezden gelen restorasyoncu anlayışa kapılmayın. Bu anlayış mevcut olan bu iktidarın ekmeğine yağ sürmekten öteye geçmez. Türkiye aynı Türkiye değil. Mevcut olan, bu ülkeyi yönetmiş olan, kurucu olan parti de aynı yaklaşımla, yani Türkiye'deki bu değişim ve dönüşümü görmezden gelirse, Türkiye halklarının demokrasi talebinin derinlerden geldiğinin doğru okumasını yapmazsa, klasik tavırları ve tutumuyla devam ederse bu ülke kaybetmeye mahkumdur. Tanımladığım bu muhalif kesime çağrımız, restorasyoncu anlayışa teslim olmayalım. Türkiye'nin tarihin okumasını, siyasetin okumasını yaparken faşist ülkelerin tarihlerine ve faşistlerin nasıl def edildiğinin tarihine dönüp bakmalarını tavsiye ediyoruz. Kendi kulvarımıza gelecek olursak, Türkiye'deki Dem Parti'nin içinde olduğu ve gerçekten şu an demokrasi güçlerinin bir mücadele ittifakı oluşturması konusundaki seferberliğimiz çok önemli, anlamlı ve kıymetli. Biz Dem Parti olarak bu demokrasi için mücadele ittifakının en geniş yelpazede bahsini ettiğimiz bu bütün ezilen ve sömürülenlerle, bütün siyasal özneler ve toplumsal dinamiklerle kurulması acildir, elzemdir. Türkiye bu konuda alarm veriyor. Bize de düşen en önemli görev, hem Dem Parti olarak hem Türkiye'nin solcuları, sosyalistleri, yurtseverleri, doğa ve insan hakları savunucuları, kadın gençlik hareketi, inanç kurumları, inanç örgütleri, Aleviler, bütün farklı halklardan ve inançlardan kesimlerin ihtiyaç duyduğu bu demokrasiyi birlikte örebilmenin mücadelesini vermek için en geniş yelpazedeki demokrasi ittifakını oluşturmamız gerekiyor. Evet. Dem Parti'nin, HDP'nin bugüne kadarki tutumu 2019'da da 2024 yerel seçimlerinde de mevcut olan iktidar blokuna kaybettirdi. Bunun tabii ki bize fatura da kesti bu iktidar. Kobani Kumpas davası bunun faturalarından biridir. Partimize dönük açılmış olan kapatma davası bunun faturalarından biridir. Biz bu bedelleri zaten ödeyen bir partiyiz. Öyle bir geleneğimiz, bir mücadele geleneğine sahip, bunu onurla taşıyan, bu tarihi onurla taşıyan bir siyasi partiyiz. Ve bizim üzerimizden ana muhalefet partisini yıpratmaya dönük adım attığını biliyoruz. Bu adımların Türkiye kamuoyunda güçlü bir karşılığı var mı? Ben artık şu saatten sonra sadece AKP ve MHP'nin dar mahallesinde etkisi olduğunu görebiliyorum. Daha geniş mahallede artık etkisi yok. Artık mesela hatırlayın, eskiden tırnak içinde terör derlerdi. Terörü ödüyorduk biz. Çünkü siyaseten yanıtsız kaldıkları her konuda bize terör üzerinden cevap veriyorlar. Mesela bunun geçmiş dönemde Türkiye sahasında geniş bir yankısı olurdu. Bu iktidarın lehine olurdu. Ama şimdi yine dar manada AKP ve MHP'nin dar mahallesine sesleniyor. Yani bugün gerçekçi olacak olursak, mevcut olan iktidarın kitleye hitap alanının ne kadar daraldığını muhalefet çok iyi görmeli. Ve bu bizim için bir şans, bu bizim için bir fırsat. Burada tabii ki ana muhalefet partisine de çok önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Bu ülkenin gerçek bir sosyal demokrat yapıdaki bir siyasi partiye ihtiyacı var mı? Var. Şu ana kadar gerçekten sosyal demokrat çizgide hakiki bir sosyal demokrasiyi savunan bir siyasi parti oldu mu ana muhalefet partisi? Olmadı. Şimdiden sonra böyle bir şansı yakalamış mıdır? Evet, yakalamıştır. Bu şansı değerlendirip değerlendirmeyeceğini hep birlikte göreceğiz. Değerlendirmesi, bu şansı pozitif olarak değerlendirmesi ve çubuğu sosyal demokrasiden yana bükmesi bu ülkenin demokratikleşmesine katkı sağlar. Ama aksi, biraz önce konuştuğumuz bu restorasyoncu bir çizgiye savrulmak mevcut olan sistemin, rejimin devamına katkı vermekten öteye geçmez.